Ses kontrol. İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Tekrar sizlerle birlikteyiz Ünye Spor olarak. Ünye Spor'da son gelişmelerle alakalı basını ve kamuoyunu bilgilendirmek istedim. Bildiğiniz gibi Ünye 1957 Spor, Ünye Belediyesi'nin de birleşimiyle, Ünye Spor'la Ünye Belediyesi'nin birleşimiyle 1957 Spor olmuştu. 4 yıldır da Ünye Belediyesi yönettiğinden dolayı Cevizdere'deki at çiftliğinde bulunan yerde Ünye Spor kalıyordu. Biz de bugün oraya bir hafta önce gittik. Futbolcuları nerede, nasıl yatıracağız, eksiklikler nelerdir diye kendimizce tespitlerde bulunduk. Bu tespitlerin ardından bugün Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin Tavlı ile bir araya geldim. Belediye Başkanımız Hüseyin Tavlı, Hamza artık Ünye Spor'un bir yeri olmalı. Ünye Spor orada durması bence abestir. Biz orayı otel olarak kullanmak istiyoruz. Ünye Spor'a orayı şu anda düşünemiyorum. Belediye meclisinden bir karar almam lazım. Belediye meclisinden almış olduğum bu karara göre sana, yani Ünye Spor'a burayı verebiliriz dedi. Ben şahsen yıkıldım orada bu cümleye. Çünkü Ünye Spor, Ünye 1957 Spor, Hamza Alp'in veya Hamza Alp yönetiminin bir malı değildir. Biz kulübü devraldığımızda kulübün orada amatör olduğumuzdan dolayı bir yeri olduğunu biliyor idik. Ona istinaden kulübe talip olduk. Bugünkü geldiğim noktada belediye başkanımızın, ben bunu encümene sormam lazım, encümenden çıkacak olan karara göre hareket etmem lazım. Tabii ki belediye başkanımız encümene soracaktır ama eğer orada encümenin de Ünye Spor'un orada yatmaması konusunda bir fikir beyanı varsa, belediye başkanı encümene der ki arkadaşlar 4 yıldır Ünye Spor buradaydı, bundan sonra da burada olacaktır dediği zaman encümenin hiçbirisi tamam başkanım doğru söylüyorsunuz der. Ama başkan derse ki arkadaşlar bir Ünye Spor var, bir yönetim talip oldu, artık istedikleri yerde kalabilirler, bizim yapacağımız bir yardım zaten biliyorsunuz az miktarda var deyip söylediğinde encümendeki arkadaşlar da haliyle diyecekler ki başkan doğru söylüyorsun. Yani başkanımızın söylemiş olduğu cümle, sarf etmiş olduğu cümle encümeni etkileyecektir. Bunu hepimiz biliyoruz. Ben size orayı verirsem benden hiçbir para talep etmeyeceksiniz. Ünye Belediyesi'nin parası yok. Valla Ünye Spor'un biz bir yola çıktık. Belediyeden bir para beklentimiz olmadığını söylemiştik. Ama biz şunu da söyledik. Kanunun amatör spor kulüplerine vermesi gereken paralar var. Daha önceki yönetimde bunlar nasıl verildiyse bizim yönetimimizde de bunlar devam edecektir. Ha bunlar devam etmeyecek ise zaten Hamza Alp tek başına ne yapacak ki? Ben bu açıklamayı şu yüzden yapıyorum. Eğer Ünye Spor'un yatacak bir yerini de Ünye Belediyesi vermeyecekse benim tek başıma, benim yönetimimin çırpınmasının bir anlamı yok. Çünkü Ünye Spor'u ben evimde yatıracak değilim. Ünye Spor, Ünyeli'nin bir malıdır. Ünye Belediyesi'nin bir malıdır. Ünye Kaymakamlığı'nın bir malıdır. Ben burada sadece yönetim olarak ben daha iyi yönetirim diye geldim. Ama yeri yurdu yoksa da benim yapacağım bir şey yok. Ben burada sakın ha sakın şunu anlamayın. Hamza şimdiden ağlamaya başladı diye. O zaman siz devralın Ünye Spor'u. Ben bırakıyorum. Yatacak yerini siz ayarlayın. Ben Ünye Spor'un yatacak yerinin eğer belediye tarafından tahsis edilmediği takdirde bu işin çok zor olacağını, hatta olmayacağını söylüyorum. Bunu da Ünye ile paylaşıyorum. Ben paylaşmak için şu anda ekran karşısına çıktım. Bunu söylüyorum. Eğer
Ünye Encümeni de, Ünye Belediyesi de, Ünye 1957 spora yatacak yer vermiyorsa, barınacak yer vermiyorsa benim yönetimimim de yapacağı bir şey yok. Biliyorsunuz önceki şeylerde hep söyledim. Transfer çalışmalarını yaptık. Transferlerimizi yaptık. Hatta Erzurum'daki yerleri dahi ayarladık. Ayın 1'inde de futbolcular toplanacak. Ayın 22'sinde de seçmeler var dedik. Bizim her şey, benim yönetimimin söylemiş olduğu her şey rayında gidiyor. Rayında gitmeyen bence bana önüme tampon koyanlar var. Ben de bunu Ünyesporlu taraftarlarla paylaşmak istedim. Biz Ünye ile birlikteysek Ünye'nin de bir şekilde Hamza Alp'in yönetimine sahip çıkması lazım. Bu birliktelikle olur. Bu yüzden 4 yıldır Ünye Cevizdere'de atanında yatan Ünyespor bu saatten sonra niye yatmıyor, niye yatamıyor veyahut da niye belediye meclisine sunulup bu kararlar önümüze alınıyor. Bu benim sustuğumdan kaynaklandığını zannediyorum. Çünkü kamuoyunda her şeyi normal götürmeye çalışıyorum. Geçtiğimiz günlerde de ne demiştim? Köşe başlarında konuşmayın, Ünyespor'a sahip çıkın, gelin konuşun dedim. Yine aynısını söylüyorum. Ünyespor'a bu yönetim sahip çıktıysa bu yönetime siz de sahip çıkacaksınız. Neticede ben kongrede aldım bu Ünyespor'u. Sokak başlarında almadım. Kongreye sizler de gelseydiniz, benden daha iyi yöneteceği söyleseydiniz, siz alsaydınız sıkıntı yok ki. Ben illa bana verin demedim ki. Ben talip oldum aldım. Siz de talip oldum alabilirdiniz. Ama bu talip olup aldığım yerde önüme bu tür şeyler geldiğinde de maalesef benim de yapabileceğim bir şey yok arkadaşlar. O yüzden hem buradan belediye başkanıma, belediye başkanım ne söyledi? Belediye encümenine, belediyedeki kişilere söyleyeceğini belirtti. Ben de buradan tek tek değil de kamuoyu önünde Ünye Belediye Encümeni'ne soruyorum. 4 yıldır Ünyespor oradaydı. Bu saatten sonra orada olup olmayacağını bana birkaç gün içinde acil toplanıp kararı verirlerse ben de yönümü ona göre çizeceğimi belirtiyorum. Teşekkür ediyorum.